Dicefall'da zor modda meydan okuyorum. Dicefall Dungeon Crawler türünde roguelike bir oyun. Oyunun mantığı zar atmak ve bu zarlar ile düşmanları kapatarak ilerlemek. Oyundaki karakterlerin ve zindanların çeşitli zorluğu var ve ben de bu meydan okumamda bakalım bu zorluğu tamamlayabilecek miyim? İyi seyirler. Oyunun ilk kez videosunu çekiyorum ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bütün karakterlerle oyunu tamamladım zaten. Ben şuradaki karakterler yeni güncelleme ile geldi. Bunlar oyundaki bosslar. Bossları karakter olarak oynayabiliyoruz. Bu gayet güzel bir güncelleme ama şu an ona bakmayacağız. Şu an ben neyi amaçlıyorum? Bakın her karakterin farklı özellikleri olduğunu görüyorsunuz. Şuralarda yetenekleri falan var. Benim için en uygun karakter hangisi? Bence Cellat iyidir arkadaşlar. Cellat'ın çünkü 35 canı var ve ayrıca Cellat bir düşmanı direkt olarak kapatabiliyor. Cellat'ın yeteneği o. Şurada 13 yazıyor mesela. Biz zallarla 13'ü tamamladığımızda bu yetenek açılıyor ve bir düşmanı kapatıyorum. Ayrıca sonraki tur bir zar daha az atıyorum. Böyle bir özelliği var. Ben şimdi Cellat'ı seçeceğim ve oyunumuza zor modda başlayacağım ve şuradaki artı işaretinden zinnet seçeceğim. Bakın oyunda bir sürü zinnet var. Bu zinnetlerde oyunu tamamladığınız zaman bosslardan düşüyor ve oyuna bunlardan başlayabiliyorsunuz. Bunlar başlangıç eşyası. Ben buradan neyi seçeceğim? Hasır şapkayı seçeceğim. Oyuna rastgele bir destansı yoldaş ile başlamak istiyorum. Çünkü yoldaşlar önemli. Zaten hani bu zor modda eğer oyunu tamamlayabilirsem, bu challenge'ı yapabilirsem ekstremde tamamlamak istiyorum. Bir de ekstrem çok daha zor olacak. Evet, seçelim, girelim. Şimdi tekrardan şunu hatırlatayım. Oyunu ilk kez oynuyorum videoda ve hani bilmediğiniz şeyler olabilir. Ben her şeyi açıklayacağım, merak etmeyin. Örneğin ekranın sağ tarafında bir tane kemer var. Ben buna kemer diyorum. Altın kemeri. Buradaki zarları tamamladığımız zaman bakın ben zar atıyorum ya. 3, 2 geldi elime. Ben buraya 2 koyabilirim. 6'yı buraya koyabilirim ve bütün zarları tamamladığımız zaman bir tane altın kazanıyoruz. Bu altınlarda markette harcayabileceğimiz para birimi. Ayrıca yanıma ressam geldi. Ressamın da yeteneği mükemmel arkadaşlar. Ben buraya mesela 2 tane aynı zarı koyup bir tane 5 koyarsam ressamın yeteneği açılıyor ve ressam bana nadir bir tane eşya veriyor. Çok iyi. Düşman da akbaba olarak geldi karşımıza ve 2 istiyor. Yani hangi zar olduğu fark etmiyor. Bu 6'yı da koysam 2'yi de koysam bu düşmanı kapatabiliyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu akbaba bana bir vuracağı için ben birazcık bu hasarı yiyebilirim arkadaşlar. Hasarı yemem de bir sıkıntı olmaz. Çünkü burayı tamamlamak istiyorum. Oyun başı paraya ihtiyacımız var. Yani birazcık farm yapacağız. Bakın 3 geldi. 3'ü alıyorum. 6'yı da buraya koydum. Burası da bizim cebimiz. Cebimize 3 tane zar koyabiliyoruz. Turu bitireceğim. Her turu bitirdiğimde akbaba bana bir hasar vuruyor. Devam ediyorum. 3 geldi. 2 geldi. Bunlar ne yazık ki işime yaramıyor. Tekrar cebime koydum. Turu bitiriyorum. 1, 4, 5 lazım. 5 geldi ve elime kırmızı bir 6 geldiğini görüyorsunuz. Bu kırmızı zarlar ne işe yarıyor? Can yuvasını bırakırsam bunlar arkadaşlar bana bu can veriyor. Örneğin ressamımın canı 10 ya. Ressamımın canı 10 olmasın. Hop 16 yaptım. Devam ediyorum. 1 ile 4 ihtiyacım var. Bakıyorum 4 geldi. 1 geldi. Şu anda altın setini tamamladık. Altınımız elimize geldi. 2 altınım oldu. Süper. Ben hala devam etmek istiyorum. Bakın akbaba bana 1 vurdu. Sorun yok. 4 geldi. 1 geldi. Şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ben bence bir tane 1'i buraya koyayım. 4'ü de buraya koyayım ve devam edelim. Akbaba bana bir kere daha saldırdığında şu anda tur bitti. Hani tur bitmedi ama ben sürekli böyle sonsuza kadar zar atmayayım diye bunun önüne geçmek için böyle bir zindancı başı koymuşlar. Hani belli sayıda zar attığınız zaman zindancı başı geliyor ve bu düşmanı öldüremiyorsunuz arkadaşlar. Bu düşman size saldırıyor. O yüzden artık turu bitirmek zorundayım. 5'i buraya koyacağım. 1 gelmediği için çok üzgünüm. 1 gelse iyi olurdu ve nadir bir eşya çizerdik ama yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Turu bitirdik. Aşama 3'teyiz. Şimdi kuzgun geldi. Akbaba geldi. İkisi de güçsüz bir düşman. Hemen zar atıyorum. Ben burada akbabayı kapatacağım. Kuzgun tek başına kalsın. Tekrardan zallarımı yerleştirmeye başladım gördüğünüz gibi. Ve 1 gelmesini bekliyorum. Geldim. 5 geldi. 6 da elimde dursun. Devam etmek istiyorum. 1 6 daha geldi. Ben buradan kime cellata can vereyim. Sonra kendime bir 4 vereyim. Buradan 5 geldi. 3 geldi. Bunlar kötü zallar. 3'ü buraya verelim. Devam ediyorum. Bana 1 vurmaya devam ediyor. 6 geldi. Artık yeteneğimi açtım. Ve bu yeteneği ben bu turda açsam bile kullanmadığım sürece diğer turlara gidiyor arkadaşlar. Devam ediyor. O yüzden bu yeteneğim burada duracak. Elimde 6 var. Bunu kullanmak istemiyorum. Devam edeceğim. Bir 6 daha geldi. Bunu cellata verelim. 2 geldi. İşime yaramaz. Ne olur bana bir tane 1 verir misin? Vermedi arkadaşlar. Maalesef ki 1 vermedi. Ressamın canını arttıralım. Sonra buradan 6'yı kuzguna koyalım. Ve devam edelim. 2 tane 2'miz oldu cebimizde. Ölüm getiren semender. Bakın ölüm getiren güçlü bir düşman. Üzerine bıraktığın zarın değeri kadar hasar alırsın diyor. Ve herhangi bir zar bıraktığında bu düşmanı kapatabiliyormuşum. Az hasar almak için 2 bırakacağım. Ölüm getiren kapandı. Semender bana 2 vuracak. 2 vurması önemli değil. Birazcık daha gene hasar emebiliriz. Buradan 6 geldi. 6'yı ben buraya koyacağım. 2'yi almak istiyorum. Devam edeceğim. Ne olur bana bir tane 1 ver artık ya. Abi 1 vermiyor. Ya bu 5'i de bir yere koyamayacağım. 5 elimde yanacak. Bir saniye buraya koyayım. Bir tane zar slotunu bırakacağım. Semender bana birazcık vursun bakalım. Evet 1 geldi. İlk olarak bu 1'i nereye koyayım? Altına koyayım. Tamam mı?
ve tekrardan ben biri bekliyorum. Şanslıyımdır ya, bana bir tane biri gelir. Gelmedi. Birazcık daha zar atacağım arkadaşlar. Şansımı deneyeceğim. Evet, 3 geldi. Bu mavi bir zar olduğunda bakın mavi zarları yeteneklerin üzerine bırakabiliyorum. Örneğin burası bir istiyor ya, fark etmiyor. Zar mavi olduğunda istediğim her yere bırakabiliyorum. Bıraktım ve ressamın yeteneğini açtım. Nadir bir eşya çizdi bana şu anda ressamım. Ne çizdi? Güdümlü ok. Tek bir zarla sayı yuvası tamamlandığında bir gümüş para kazan diyor. Tamamdır. Yani bu 2'nin üzerinde herhangi bir zarla tamamlarsam bana bir tane gümüş para verecek. 10 gümüş para da bir altına dönüşüyor bu arada ve düşmanları öldürdüğünde de ekstra gümüş para düşüyor. Ben burada gene zar atmaya devam edeyim. Aslında bu zarı atmama gerek yoktu ama ve güzel zarlar geldi. Gerek varmış. Ben burayı da tamamlayayım. Şu mavi zarı da elimize alalım. Devam edelim. Bakın gümüş paralar geldi. 4 tane altın param oldu. Şu anda 3 tane düşman geldi karşıma. Bir tane de turuncu zar geldi. Turuncu zarı da düşmanların böyle saldırı puanının üzerine bıraktığımız zaman zarın değeri neyse düşmanın saldırısını o kadar düşürüyor. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın 6'yı buraya koyabilirim. 5'i buraya koyabilirim. 5'i buraya koyabilirim, 3'ü buraya koyabilirim. Şu iki düşmanı kapatıyorum. Ama elimde zar kalmıyor. Ben o yüzden şöyle yapacağım. 6'yı buraya, 5'i buraya, cellatla da şunu kapatacağım. Kurt adamın da saldırısını düşüreceğim. Ondan sonra ikili yetenek var ya. İkili yeteneği de ben bunu bırakmak istiyorum. Zarlarım hepsiye döndü ve buraya da 1-5 gerekli. Ama ben tabii ki burada düşmanın hasarı 1 kaldığı için birazcık da hasar yemek istiyorum. Şu anda yeteneğimi kullandığım için 1 zar geldi. Önemli değil. Cellat'ın canını arttıralım. Birazcık daha devam edelim. 2 geldi. Hocam 5'i de buraya koyuyoruz. Evet aynen. 4 geldi. Bu 4'ü de buraya koyalım. Bir tane daha resim çizdirelim. Evet güzel bir şey geldi. Goblin'in gözü. Her aşama başlangıcında düşmanın rastgele bir noktalı yuvasını tamamlar. Bu mükemmel bir eşya. Ben bu eşyayı çok seviyorum. İyi ki de geldi. Devam ediyoruz. 3 geldi. 4 geldi. Ben can almayacağım. 4'ü buraya koyacağım. Zarımı da cebime atıyorum. 2 gelmesi lazım. 2 tane 2 geldi. Kurtu kapatmak için bu 2'ye ihtiyacımız vardı. 1 ile 6 gelmesi lazım. Gelmedi arkadaşlar. 1 ile 6'yı bulamadık. Altın alamayacağız. Şimdi burada yoldaş seçme aşamasına geliyoruz. Oyun bize 3 tane yoldaş öneriyor. Bu yoldaşların da yetenekleri var ama şifa anladığınız üzere yani can veriyor, balıkçı da olta atıyor, onun gibi bir şey, aşçı da yemek pişiriyor. Yani pek önemli değil. O yüzden ben burada ressamla devam edeceğim. Bu turu geçiyorum. Ressamımız 5 can kazandı. Yoldaş almadığım için 19 cana yükseldim. Şimdi bakalım 3 tane eşya önerildi bana. Vefa kutusu neymiş? Yoldaşım hasar aldığında kahraman 3 can kazanıyor. Mükemmel arkadaşlar, bunu almak istiyorum. Gaz lambası her aşama başlangıcında ilk tur bir tane fazladan zar atarsın diyor. Bu da süper. Bu da çok iyi. Bunu da alırım. Ve altın paramız bitti. Devam ediyoruz. Aşama 8'deyiz. Gördüğünüz gibi hızlı ilerliyoruz. Hemen attığım zarımı ve ölüm getiren var. Ölüm getireni direkt olarak bir vermek istiyorum ama yani bir gelmeyebiliyor. O yüzden ben biri buraya koyacağım. 2 koyalım. Ölüm getiren de bize hasar yansıtacak ya arkadaşlar. Yani 2 vuracak. 2 vurması pek önemli değil. Şimdi çürümüş geyik var bir de burada. Çürümüş geyiği de aslında kapatmam lazım. Ama Gorgon daha tehlikeli. Gorgon'u kapatabilir miyim? Örneğin 4 burada, 4 burada, 3 burada. 2 burada olsa, 5 burada olsa şöyle bir baktığım zaman bunu hiçbir türlü kapatamıyorum. Bir tane slotu boş kalıyor. O yüzden ben 2'yi buraya koyacağım. Sonra bakıyorum toksik atık olarak açıldı. Tek, çift, tek diyor. Tek, çift, tek. Yani bu şekilde toksik atığı kapatabiliyorum ama Gorgon bana hasar verecek. Gorgon'un açıkçası hasar vurmasını istemiyorum. Şöyle mi yapacağız? Ben burada Cellat'a can vereceğim. Ondan sonra Cellat'ın yeteneğini açmaya çalışacağım. Gorgon'u diğer tur kapatacağım arkadaşlar. Toksik atığın saldırısı birazcık daha az. Hemen Cellat'ı aldım. Gorgon'u kapattım. Gorgon da öncelikli olarak yoldaşa saldırıyormuş. Onun bilgisini okumadım ama üzerine geldiğimde gözüktü. Toksik atıkta herhangi bir renkli zar bıraktığında yuvalarına katlanır diyor. Aa, bunu direkt olarak kapatabiliyormuşum ama bilmiyordum. Neyse 5'i buraya koyalım. 4 elimizde kalsın. Devam edelim. 3 vuracak. Vurdu. Şimdi bakın elimde sarı 2 var. Ben bunu buralara koysam direkt olarak kapanıyor ama benim tabii ki zar toplamam lazım. Ben bunu buraya koydum ve zar toplayalım arkadaşlar. 4 geldi. Güzel. Bunu buraya koyalım. Çifti buraya koyalım. Bir tane tek koyduğum zaman toksik atık kapanacak ama ben devam edeceğim. Ben buraya bir 2 koymak istiyorum. 3 elimde kalsın. Tekrar devam ediyorum. Bir tane 2 ihtiyacım var. 2 geldi mi? Gelmedi. 4'ü koyabilirim ya. 4'ü koydum. Ressamı bu şekilde çalıştırdım. Ne bulduk? Değişik bir para bulduk. İkizler nişanı. Aynı anda 2 farklı renkten zar attığında 2 gümüş para kazanıyor. E peki olur. Şimdi burada toksik atık kapatalım mı? Artık yapacağım bir şey kalmadı. Kapatalım ve devam edelim. Aşama 9'dayız. Suikastçı
çürümüş geyik. Şimdi suikastçileri kapatabilir miyim? Maalesef ki elime bir gelmedi. Çürümüş geyiği de kapatmak istemiyorum. Ben burada şöyle bir şey yapabilir miyim? 6, 6, 12, 2 daha 14. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım sanırım. Bir tane suikastçıyı kapatacağım. Ve suikastçının özelliği şuymuş. Daha düşük sağlıklı olan kahraman veya yoldaşa saldırmaya önceliklidir diyor. Bana saldırmaya devam edecek. 6 yüksek bir hasar olduğu için turuncu zarımı bırakıyorum. İkisi de 2 vuruyor. Ve burada 5'i koyuyorum, 4'ü koyuyorum, 3'ü koyuyorum. Devam edeceğim. Çürümüş geyik suikastçı sırayla vurdu. Celladımın canı çok arttı ve elimde bir var. Biri buraya koymak istiyorum. Harika. Çürümüş geyik tek başına kaldı. Birazcık daha hasar emebiliriz. 2 buraya, sonra 4 ile 3'ü elimize alalım. Turu tekrardan bitireceğim. 1 var. Harika, biri buraya koyalım. 5 ile 6 geldi arkadaşlar. Ne yapacağız? Ben 5'i buraya koyayım. 6'yı elime alayım. Devam ediyorum. Çürümüş geyik bana saldırdı bu sefer. Ben bir zar daha atayım. Ve burada hani çürümüş geyik kapandığında toksik atık olarak açılıyordu ya. Ne istiyordu? Tek istiyordu. Çift istiyordu. Tek istiyordu değil mi? Tek var mı elimde? Elimde bir tek daha var. Yani ben burayı kapatabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Şöyle yapalım. Ressamı kullanalım ve bir tane yetenek aldık. Baş büyücü asası mavi zar atma şansını %5 arttırır. Pekala. Ben bunu buraya koymak istiyorum. Aynen, tek çifti de buraya koyalım. Şu an kötü olan durum ne biliyor musunuz? Zar kalmadı. Diğer tura zar götüremedik. Yapacak bir şey yok. Bazen de böyle olabilir. Grifon'un pençesi ve çekiç geldi. Arkadaşlar çekiç mükemmel. Sayı yuvalarına bırakılan zarlar artı 2 değer kazanıyor diyor. Örneğin burası 13 ya. Ben buraya 6 bıraktığımda ne bekliyorsunuz? Buranın 7 kalmasını bekliyorsunuz. Ama çekiç sayesinde 6'yı bıraktığımda 6 8 olarak gidiyor buraya. Yani burası 5 kalıyor. O yüzden ben ne yapacağım? Ben burada sanırım çekici alacağım. Çekiçten bir tane alalım. Grifon'un pençesi de çok iyi. Bundan da almak isterim tabii ki. Aşama 11'deyiz. Eşek arası duvar, homunculus, golem geldi. Bakın düşmanların sayısı artmaya başladı ve güçlü düşmanlar geldi. Eşek arasının özelliği neymiş? Sayı yuvasının değeri sana verdiği hasar kadar artar. Örneğin burası 5. 4 vurduğu zaman burası 9 olacak. Yani bunu kapatmam lazım. 5 de burayı kapatırım. Duvar neymiş? Açıldığında sağında ve solunda kalan düşmanlar anında bir hasar kazanır. Yani eşek arası ile homunculus bu yüzden fazla vuruyor. Ben şimdi bunları da şöyle kapatabilirim. Duvar elimde kalıyor. Yapacak bir şey yok. Diğer tur bu cellatı da çalıştırmaya çalışacağım. Şunu kullanalım. Şunu kullanalım. Şunu kullanalım. İki tane düşmanı kapattık en azından. Elimde bir var. Biri ben buraya koymak istiyorum. Devam edelim. Sayı yuvalarım arttı. 14 oldu. Neden? Golemin özelliği bu. Tüm sayı yuvalarını arttırıyor. Golemi kapatmamız lazım. 5, 3 daha 8 arkadaşlar. 1, 5 daha kaç yapıyor? 13. Zaten benim çekicim sayesinde. Bunu hemen şöyle kullanabileceğim. Golemi kapatmayalım. Duvarı kapatalım. Duvar daha zor. Golem kalsın. Golemi şimdi kapatırız. Şöyle yapacağım. 6'yı buraya koyacağım. 2'yi buraya koyacağım. Yani umarım ressamı vurmaz arkadaşlar. Ressamı vurursa kötü olur. Evet, ressamımız maalesef öldü. Ama sorun değil. Birazdan yoldaş seçme aşaması gelecek. O zamana kadar tek karakterle dayanmak zorundayım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Şimdi golem 2 vuracak bana. Vursun. Elimde 4 var, 3 var, 6 var. Ben bu 3'ü buraya koyacağım ve bir 5 bekliyorum. Bakalım geldi mi? 5 geldi. 4'ü buraya koyuyoruz ve olayımız bitti. Devam edelim. Aşama 12'deyiz. Van Gölü canavarı Slim'i çürümüş geyik ağaç ata. Şimdi zarımızı atalım. 2 geldiyse 2'yi buraya koyarım. Slim'in özelliği ne? Kapatıldığında Slim'i parçası aç diyor. Ben bunu biliyorum. Bu kapatıldığında Slim'i parçası bir hasar vuruyor. O yüzden bunu hemen kapatabilirim. Ama yani Van Gölü canavarını da kapatmam lazım. Bir de şuraya 3 koyalım. Sonra ağaç atayı kesin olarak kapatıyorum. Tamam, bunda bir sıkıntı yok. Hocam sen de gidiyorsun. Şöyle baktığımız zaman Slim'i kapatabilir miyim? Şu an yetiyor mu? 6 buraya koysak, 3 buraya koysak. Evet, Slim'i kapandı ve sadece 1 kaldı. Çürümüş geyi kapatmak isterdim ama kapatmayacağım. Kapatamayacağım. Elimde 6 var. 6'yı ben buraya koymak istiyorum ve devam ediyorum. 3, 2, 5 geldi. 2'yi buraya koyalım. 3'ü buraya koyalım. Ve toksik atı direkt olarak kapatmam lazım. Renkli bir zar koyduğum için bu direkt olarak kapanacak. Ve sadece Slim'i parçası kaldı. Ben birazcık daha hasar yiyip şuradaki yuvalarımızı tamamlamak istiyorum. 5'i de buraya koyalım. Zar da yedeklemem lazım. 1 geldi. 1'i buraya koyacağım. 3 ile 1'i de hemen şöyle cebimize koyuyorum. Devam edelim. 2 gelebilir mi? 2 gelmedi. Şunu alalım. 4 ile 3'ü koyalım arkadaşlar. Derken burası kapandı. Ben bunu buraya koymak istiyorum. Burası 3 kaldı. Hadi bir 2 ver. Olayımız bitsin. Maalesef 2 vermedi.
ve elimde bir var. Bu birin elimde olması lazım. Zallarımız yansın, bir tur daha atabilirim. Yani bir iki bekliyorum. İkiye ihtiyacım var. Evet, iki geldi. Buraya da üçü koyup turu tamamlayabiliriz. Güzeldi. 37 canımız kaldı ama olsun, 6 paramız var. Bakalım ne var burada. Ada çayını beğenmedim. Aslında ada çayı tura girdiğimizde direkt olarak cellatın yeteneğini tamamlıyor arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden ada çayı güzel olabilir. Büyük kitabı neymiş? Bir aşamada ilk kez zar attığında mavi zar atma şansın 3'e katlanır diyor. Bu da çok iyi ama o kadar gerek yok. Sihirbazlık ruhsatı, mavi zar attığında 2 gümüş para kazan. Yani mavi zara dayalı bir şey geldi şu anda. Mavi zar bu yılda olabilir aslında ama gerek yok. Ben ada çayını alacağım. Yeteneğim şu an aktif ama aktif olmadığı zamanlar direkt aktif olacak. Mavi zar, yani bu olaya bu kadar şey yapmak istemiyorum ben. Yenilemek de istemiyorum. İstesem bir tane yenileyim bakayım ne geldi. Bir altın paramız gitti ama ejder boynuzu, kahraman yeteneğini kullandıktan sonra bir sonraki tur bir zar atarsın diyor. Yani şöyle, ben zaten kahraman yeteneğini kullanınca bir tane zar azaltıyordum ya, ejder boynuzu sayesinde bunu engellemiş olacağım. Bunu aldım. Burada ne var? Aynı anda iki farklı renkten zar attığında 2 gümüş para kazanırsın diyor. Bunu da alalım. Bunlar almadık mı ya biz bir tane daha? Evet, 2 tane oldu. Peki devam edelim. Paramızı sıfırladık. Yoldan seçme aşaması burada. Şuraya kadar dayanmamız lazım. Burada çürümüş geyin bir yuvasını daha tamamladık. İblis geldi arkadaşlar. İblis bayağı bir güçlü bir düşman. Bakın 3 tane biri bulmam zor olabilir ve attık zarlarımızı. 4 tane zarım var. İblisi bence direkt olarak kapatayım. Zaten yani Chupacabra'yı da buradan kapatabiliyorum. O yüzden iblis bir gitsin. Hayır, iblise vuramıyorum abi. İblise neden vuramıyorum? Ben hayatımda bu kadar bir saçmalık görmedim. İblise neden vuramadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Zaten açılırken bir animasyon problemi oldu. Acaba onunla alakalı bir şey mi? Emin değilim. Ne yapacağız? Ne yapacağımız belli. Chupacabra'yı kapatayım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra 2'yi de buraya koyalım. Çürümüş geyik böyle toksik atak olarak gelsin. Buraya da bir tane mavi zar koyalım. Bu da gitsin. Bu iblis artık bana 4 vuracak. Ben de burada zallarımı bir yerleştireyim. Şöyle bir şeyler yapalım. Yani bu dört hasarı yiyeceğiz. Oyun bana burada büyük ayıp yaptı. Ne oluyor abi? İblis bana vurmadı ve iblisin zarı da oldu. Burada bir bug oldu sanırım. Entrikacı geldi. Açıkken bir zar eksik atarsın diyor. Attım ve gerçekten bir zar eksik attım. İblisi kapatsam mı? Bu iblis durmadan burada mı duracak? Ben bunu anlayamadım. Bu iblis neden böyle bir saçmalıkla uğraştırıyor beni? Ama ben bir can alayım. 1 ile 4 gelsin elime. Bu bana fazla vuracağı için ben direkt olarak bunu kapatmak istiyorum. Evet, devam. Turu bitirdim. Şu an yeni bir şeye geldik. Markete geldik ve evet, burada bir bug olmuş. Bu bug'ı görebiliyorum derken arkadaşlar mükemmel bir şey geldi. Ağlayan taş geldi. Bu ağlayan taş inanılmaz güzel bir eşya. Ben bunu gördüğümde her zaman alıyorum. Oyunu çok daha zorlaştıracaktı. Zaten zor modda oynuyorum ve gelen bütün düşmanları elit yapacaktı ama zaten 5 para istiyor. Benim 5 param yok, alamıyorum. Demokles'in kılıcı var. Aşama başlangıcında bana 10 can kazandırıyor ama aşama sonunda 10 can götürüyor benden. Bunu da almayacağım. Şu an paramızı harcayamadık. Devam edelim. İblis hala orada duruyor. Şuna bir bakar mısınız ya? İblisin arkasında bir düşman var. Ben onu göremiyorum şu an abi. Bu ne saçma bir durum. Ben burada sanırım cini ilk olarak öldüreceğim. Çünkü cinin bakın 25-25 istiyor. Çok fazla. Hemen şu cini bir ortadan kaldıralım. Cin bir gitsin. Cin öldüğünde bu arada 3 tane renkli zar atmamızı sağlıyor. Böyle bir özelliği var. O yüzden renkli zarlar geldi. Ben kendi zarlarımı da bir atayım. Biri geldi mi biri gelmedi. İblisi kapatmamız gene birazcık zor olacak. Bir tane bundan koyayım. 5 var mı elimizde? Elimizde bir 5 var. Bir de 3 var ama 3'ü hangisinden koysak? 2 koyalım. Hiçlik maskesini şöyle kapatalım. Semenderi de bir kapatmak istiyorum. Semenderi de şöyle bir kapatalım arkadaşlar. İblisin de şöyle hasarını 1'e düşürelim ve artık 2'yi buraya koyup kendimize can alabiliriz. Birazcık daha sakin bir şekilde oynamaya devam edelim. 6 var, 4 var. Bu 4'te can alıyorum. Kendime 6'lar hemen cebime gelsin. 1 atabilir miyiz? 1 atamadık. Devam. 1 gelene kadar devam. Evet, 1 geldi. 1 daha var. Bu 1'i elimde tutacağım. Buraya koymayacağım çünkü daha 1 gelmeyebilir. Kendimi riske atmamam lazım. Devam ediyorum. 6 geldi. Süper. Ve 1 tane 4 geldi. Bunu da almak istiyorum. Lütfen biri gelebilir mi? Evet, biri geldi. Bu bir buraya ve birazcık daha zar atayım ya ben. Birazcık daha zar atmam iyi olacaktır. Şu mavi renkli zarı da alalım. Bir tane daha atıyorum. Bir daha geldi. Güzel. Ve alev topu açıldı. İkili istiyor. 19 istiyor. Bakın ben bunu unuttum. Burada bir hatam olabilir. Şöyle yapacağız. Şöyle. Şunu şuraya koyalım. 7 kaldı. Yani bunu kapatayım arkadaşlar. Hasar yemeyelim. Elimizdeki bütün zarlar bitiyor ama hayır. Mavi zar koyduğum zaman hepsi olacak zannettim. Olmadı. Neyse bir 4 lazım. Burada bir hasar yiyeceğiz. Mecburi olarak. 4 geldi mi? Elime 4 gelmedi. Ve bunların hasarı artıyor. Abi
Bu durum beni büyük bir hataya sürüklüyor şu anda ve gene 4 gelmedi. Hasarları artmaya devam ediyor. Bana bir 4 verir misin? Evet, zar zoruna kapattık. Çok çok zorlandım burada. Pekala, yapacak bir şey yok. Böyle ufak hatalarımız olabiliyor. Hala şurada bir iblis var ve yeni bir yoldaş alabiliyorum. Burada Ozan mükemmel olabilir. Bana can veriyor ve bir düşmanı susturuyor. Ben Ozan'ı alacağım. Ozan'la bir düşmanı susturup celladıma can vermek istiyorum. Çift taraflı kılıç var. Maalesef 6 para istediği için alamıyorum. Büyük kitabını da alamıyorum. Aslında büyük kitabını alsam mı? Büyük kitabını alayım ya. Çünkü bakın, yeni bir yoldaş aldık. Bunun yetenek yuvalarını tamamlamam için buna ihtiyacım olabilir. Bundan bir tane alıyorum ve devam edeceğim. Abi şu iblis gidebilir mi ya? Bu iblis benim kafamı o kadar çok karıştırıyor ki. Ben bir zar atayım. Neler olduğuna bir bakalım. 3 var, 4 var, 5 var. Sonra bir 3 daha var. 6'yı da buraya koysam tamam. Burada Tayf var. Tayfa baktığımız zaman hangisi fazla hasar vuruyor? Mesela troll. Ben trollü kapattığımda kendi hasarını kahramana vuracakmış. Yaratık el neymiş? Öncelikli olarak yoldaşa saldıracakmış bu da. Şöyle yapacağız. Bu gitsin o zaman. Tamam mı? Tayf'ı kapatalım. Tayf çünkü daha fazla vuruyor. Hemen Tayf'ı şöyle kapattık. Şöyle kendime bir can vereyim. 6'yı buraya koymak istiyorum. 3 elinde kalsın. 5'i ben buraya koydum. Devam ediyorum. Ozan'ın da yeteneklerini tamamlayalım. Diğer tura hazırlık arkadaşlar. 1, 6 burada var. 2'den düşük zar burası ama bunu buraya koyalım. Sonra 3'ü buraya mı koysam? Evet, 3'ü buraya koydum. Aslında bir hata yaptık. Bir saniye. Bunu geri alalım. 3'ü buraya koyalım. 3 ile cellata can verelim. Ve devam ediyorum. Gene 3 gelmesi lazım bu arada. Hatam yaptık. Umarım bir 3 daha gelir. Evet, trolle bunu verdiğim zaman trolün hasarı azalıyor. 4'ü buraya koyduk. 1'i buraya koyalım. 6'yı buraya koyalım. Ozan'ın yeteneği açıldı. Diğer turda Ozan'ı kullanacağız. Evet, 3 geldi. 3'ü kullanmak istemiyorum şu an. 4-4-3 var. Devam edelim. Şu 1'i buraya kullanalım. Neden kullanmıyorsam. Devam. 5-6. Şimdi bu mavi zalların elimde olması lazım. Biliyorsunuz ki bu zallar çok önemli. Tekrardan bir zar atıyorum. 2 gelebilir mi? 2 geldi. Şimdi ben artık burayı kapatayım diyorum. Daha fazla zar atmama gerek var mı? Var arkadaşlar. Yok yok yok. Neden olsun ki? Lan ne oluyor? Abi nereye vurdun? Bir saniye. Lütfen şuraya vur. Heh. Bakın yani arkadaki şey kapanmış. Alev topu. Yani o şeytan alev topuna dönüşmüş. Onun yüzünden şu öndekine koymadım. Şu bug'ı bir düzeltmem lazım ya. Böyle bir şey olmaz. Şu biri şuraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Umarım kapanır bu. Gider yani. Allah'tan bana hasar vurmuyor arkadaşlar. Bug olarak sadece duruyor burada. Evet. Gene zallarımı atıyorum ben. Şimdi burada bir düşmanı kapatmamız lazım. Kimara güçlü bir düşman ama bakın 3 tane rastgele zar koysam bu direkt olarak kapanıyor. Ben burada ne yapacağım biliyor musunuz? Yabani cadıyı mı kapatalım? Semender en sona kalmalı kesinlikle. Semender en sona kalmalı. Şu 5'i şuraya koyalım. Sonra 1'i 5'i de buraya koyalım. Şunu kapatalım. Sonra Kimara'yı kapatmak istiyorum ben. Evet, Kimara gitti. Lütfen hemen şunları şöyle bir alalım. Şöyle 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 alalım alalım. Aldık mı? Her şeyi aldık. Ozan'ın yeteneğini de bir kullanalım arkadaşlar. Kahramana yani bana can versin. Semender'i de kapatalım. Ben rahat rahat şöyle zallarımı koyayım. Evet, turu bitirdik. Hemen şöyle zallarımı atıyorum. 1 geldi. 1'i buraya koyalım. 5'i buraya koyalım. 4'ü buraya koyalım. 2'yi de buraya koyalım. Tekrar devam ediyorum. Mavi zallarımı Ozan'a kullanacağım. 2 var elimde. 1 var. 1 var. Bunu buraya koyalım. Ozan'a can verelim. 5'i bir yere koyabiliyor muyuz? Şuraya koyalım. 1'i buraya koyalım. Semender gidecek. Devam ediyorum. 1 var, 2 var. Evet, 2'yi buraya koyduk. 3'ü buraya koyduk. Bir de 6 lazım şu an. Güzel bir 6 bekliyorum. Geldi mi? Elimde zaten 6 var. Bunu buraya koyalım. Tamam, burası tamamlandı. Şu an oyunu bitirebilirim ama şu alev topu gitsin ya. Gözünüzü seveyim. Evet, alev topunu kapattım, gitti arkadaşlar. Yani oradaki bug'ı sonunda halletmiş oldum. Ben tekrar burada hani bunu kullanıp semenderi şey yapabilirim. Kapatıp can alabilirim ama alsam mı? Bir kere daha yapalım. Nasıl olsa zar atıyorum arkadaşlar. O yüzden hasar yemeyelim. Celat'ın canı yükselsin. Devam ediyorum. 1 geldi, 5 geldi, 4 geldi, 3 geldi. Ben 2'yi buraya koyacağım. Umarım bir tane küçük bir zar gelir. Hadi bakalım ne geliyor. Evet, 2 geldi. Ben bu 2'yi buraya koyabilirim. Ozan'a can verelim. Bunu da şuraya koyalım ve devam edelim. Aşama 22'deyiz. 7 paramız var. Ronin'in saç bandı. 10 altın kazanırsın ancak yoldaşlar ileride sana katılmaz diyor. Şimdi yoldaşların bana katılması lazım. Bunu alamam. Kayıp kupon dükkana gelecek her eşyanın bedelini bir altın azaltır diyor. Bende bundan yok muydu ya? Yani şeyden ressam bunu çizmemiş mi? Gerçekten çizmemiş. Altın sandık da çok işime yaramaz. Ben yenile demek istiyorum. Şöyle bakalım. Hırsızın miğferi, çilek katliam küresi. Çilek neydi? Her aşama başlangıcında kahraman 3 can kazanır diyor. Hırsızın miğferini beğenmedim. Katliam küresi bunu da beğenmedim. Bir kere daha yenileyebilirim ama ben çileği alayım.
ufak ufak can kazanalım arkadaşlar aşamalara girdiğimizde. Zaten aşama 25'te bir eşya seçme daha şeyimiz var. O zaman belki başka şeyler alırız. Şöyle bir zar daha atmak istiyorum. Neler olduğuna bir bakalım. Şimdi hangisi en zor düşman? Bakın bunun hesabını iyi yapmam lazım. 3 burada olsa, sonra 6 burada, 1 burada olsa burası sanırım kapanıyor. Karanlık rahibi kapatabilirim. Gargoyle'i kapatabilir miyim? Bakın 3 tane çift bulmam zor. Zaten 3 tane çiftim yok. Gargoyle direkt gidecek. Tekleri de şuraya koyalım arkadaşlar. Tekler buradan gitsin. Lanetli ruh sona kalsın. Tamam mı? Bunları buraya koydum. Evet. Sonra sen de gidiyorsun. Harika. Cellat da gargoyle'i kapatıyor. Ozan da lanetli ruhu susturuyor. 5 canı da cellata veriyorum ve turu bitireceğim. Lanetli ruh tekrardan açıldı. Zallarımızı atıyoruz. 2 buraya geldi. Lanetli ruhu direkt kapatabilirim. Artık bu kadar hasar yemeyeyim diyorum ben. Bir tane yesem mi acaba ya? Bir tur hasar yerim. 4 vursun bakalım. Kime vurdu? Cellata vurdu. Problem yok. Şimdi burada 3 canı ben kendime uygulayayım. 2'yi buraya koyayım. 4'ü buraya koyayım. Ama Ozan'ın yeteneğini açmadık. Ozan'ın yeteneğini açıp turu bitirmem lazımdı ya. Burada bir hata yaptık sanki ama göreceğiz arkadaşlar. Hata mı değil mi göreceğiz. Aşama 24'teyiz. Paramız gayet iyi. Birazcık daha iyi olması lazım. Şimdi siren güçlü gibi. Bakalım 6 var mı elimde? Elimde 6 var. Elimde 3 var mı? Elimde 3 yok. Bakın İYİ'yi kapatamıyorum. İYİ'yi kapatmam için kesin olarak cellatı kullanmam lazım. Eşek arası için bunu buraya koyuyorum. Korkulu kapattığım zaman kuzgun olarak geri açılıyor. Yani korkulu da kapatmam lazım. Korkulu gitti. Kuzgun geldi. Kuzgunun en sona kalması lazım. Elimde 3'ten büyük bir sayı, 4'ten büyük bir sayı ve 5'ten büyük bir sayı olarak şunu kullanabilirim. Şöyle, şöyle, şöyle. Hemen İYİ'yi de kapatalım. Ve 2 kaldı elimde. 2'yi bir yere koyabilir miyim? 2'yi şuraya koyayım. Bunlar da şöyle elime gelsin. Hatta ben şöyle cellata can vereyim. Kuzgun bana 1 vuruyor. Artık burada hasar yiyebilirim. Elime 3 geldi. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Cellata can verelim. Neden cellata can veriyorum? Ozan ileride ölür arkadaşlar. Hani Ozan'ın peşinde çok dolanmayalım. Bunu buraya koyduk. 1'i buraya koyduk. 3 ile 2 elime geliyor. Ve bir de elimde 6 tutmam lazım. Kuzgunu kapatmak için. Evet 6 geldi. Yani burada daha fazla beklesem mi? Daha fazla zar atsam mı? Daha fazla zar atabilirim. Neden atabilirim? Çünkü kırmızı zar gelebilir. Ve gördüğünüz gibi bir tane geldi. Daha da fazla gelmesi lazım. Ozan'ın da canını bir yükseltebilirim aslında. Ben gene zar atacağım. Mavi zar geldi. Tamam mavi zar da iyidir. Bunu buraya koyduk ve devam edelim. Elimde 3 tane altın kaldı. Aşama 25. Eşya seçmemiz lazım. Vefa kutusu sayesinde yoldaşım hasar aldığında cellatımızın canı artıyordu. Bundan almış mıydık? Bundan bir tane almıştık. Gene alabilirim. Surat eldiveni aslında güzel bir eldiven. Bir aşamanın ilk turunda tüm düşmanları kapatırsam bir altın para kazanıyorum. Ama şu an buna bu yatırıma gerek yok. Bu neymiş? Yoldaş için tüm iyileştirme etkileri kahramanını da iyileştirir. Ben şu an yoldaşımı iyileştirmek için bir şey yapıyor muyum? Kırmızı zar alırsam eğer, kırmızı zarı ben kullanarak yoldaşımı iyileştirirsem ben de iyileşiyorum. Değil mi? Mantıklı. Ben bunu alayım. Tamam mı? Ben bunu alacağım. Destansı bir eşya zaten. Renklerinden görüyorsunuz. Turuncu olanlar destansı oluyor. Burada bir de yoldaş seçmemiz lazım. Katip mesela benim paramı ikiye katlıyor. Almayacağım. Hazinedar para veriyor. Almayacağım. Kahin de rastgele bir düşmanın rastgele bir zar yuvasını tamamlıyor. Ama sıradaki tur için arkadaşlar. O yüzden bu da güzeldir. Ben Ozan'dan devam edeceğim. Ozan 5 can alıyor. 14 cana yükseldik. Cellatımız da hemen 5 can aldı. Demek ki aldığım eşya sayesinde. Zarımızı attık. Bakın 15 vuran bir düşman var. Şimdi elimde 3 yok. Ben karanlık rahibi zallarla kapatamayacağım. Cellat kesin olarak onu kapatması lazım. 2... 4, 6 çift olanları buraya koyuyorum. Elimde 5 var ve 3 yok. Maalesef Minotaur da kapanmıyor. Minotaur da kapanmıyorsa eğer yapmam gereken şey ne? Turuncu zalları Minotaur'a kullanmak sanırım arkadaşlar. Turuncu zalları evet kesin olarak Minotaur'a kullanacağız. Ben şu karanlık rahibi bir kapatayım. Yuvalarından birine 5, 4 ya da 3 değerini kırmızı zar bırakırsan kart kapatılır diyor. Kırmızı zarım gelmediği için maalesef bunu kapatamadık. Neyse ben karanlık rahibi şöyle bir kapatmak istiyorum cellatımı. Müthiş. Sonra 6'yı buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bitti mi? Müzevi şövalye maalesef hala yaşıyor. Ozan'ımla Minotaur'u kapatacağım. Çok hasar vuracağı için o kadar hasarı vurmasın. Ben bu zallarımı da şöyle cebime atayım. Turu bitirelim bakalım. Sadece 5 hasar yiyeceğiz. Önemli değil. Evet. Müzevi şövalyenin şu anda kapanması lazım. Ve Minotaur'un hasarını şöyle birazcık azaltalım. 5'e kadar düşürdüm. Bunları da şöyle kullanmak istiyorum. Devam edelim. 5 hasarı Ozan'ımıza vurdu. 2 geldi. 2 ile hemen Ozan'ımın canını yükseltmek istiyorum. Cellat'ın canı da yükselecek. 5'i buraya koyuyorum. 6 burada. 4 burada. Bu 6'yı da buraya koyalım. Devam edeceğim. Minotaur 1-5 daha vuracak sanırım. Vurdu ve elimde 5 var ama hani burayı kapattığım için bu 5'i bir yere koyamıyorum. Ben Ozan'ın canını yükselteyim.
Sonra 2'yi de buraya koyalım, bu 2'yi de buraya koyalım, 4'ü buraya koyalım. Elimde 5 kaldı. 5 ile yapacak bir şeyim yok. 6'yı buraya koyalım, 5'i buraya koyalım o halde. Devam. Ozan'ı bir kere daha çalıştırabilirim bu arada. Elime de 3 geldi. Tamam ya, şu an tur bitti. Evet, şu an hani fazla düşünmeye gerek yok. Minotoru kapatalım, gitsin. Şu zalları bir yere koyamıyorum. Aşama 28'deyiz. Güzel. Bota yaklaşıyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. Siren, Strigoi, Kimara, Semender. Şimdi Kimara'yı kapatabilirim ama ve güçsüz düşmanlar geldi. 3 var burada, 4 var, 5 var. Harika. Biri de buraya koyarsam bakın Strigoi'yi kapatamıyorum. Kimara'yı kapatabilir miyim? Evet, Kimara'yı da bu şekilde kapatabilirim. Semender kalsın bence. Tamam mı? Şöyle kapatalım şunları. Sen de şuradan bir kapan. Harika. Strigoi'yi ben cellatla kapatayım. Ondan sonra elimde 6 var ya, bunu Ozan'a vereyim. Herkesin canı yükselsin. Bunu da şöyle alıyorum ve Semender bana birazcık vursun. Hiç önemli değil. Ben burada zar atmaya devam edeceğim. 5 geldi, 3 geldi, 6 geldi, 4 geldi. Bununla burayı kapatıyorum. Birazcık daha zar depolayalım. 5 geldi. Şu 6'yı buraya koyalım. 1 ile 5 var elimde. Ve 4 var. 4'ü bir yere koysam mı? 4'ü buraya koyalım. Bir tane 2 bekliyorum arkadaşlar. 2 geldi mi? 2 geldi. Ve yapacak daha fazla bir şeyim bence yok. 2'yi de buraya koyalım. Turu bitirelim. Bitirmeyelim. Kırmızı zar gelebilir. Geldi mi? Gelmedi. 2 hasar yiyelim. Azıcık yesek önemli değil. Bir kere daha yemek istiyorum. Celal'ın canı şu anda 99 oldu. Hani fazla canı yükselmiyor. 99'dan yukarı gitmiyor. O yüzden turu bitireceğim. Kaçakçı geldi. Kaçakçının yeteneği ne? Sahip olduğun eşya sayısı kadar hasar alırsın. Hocam bu saçma sapan bir şey. O yüzden bunu fazla düşünmeyelim. Ben zar atmak istiyorum. 3'ü buraya koyalım. 4'ü buraya koyalım. 5'i buraya koyalım. 6'yı buraya koyalım. 1 ile 2 ne yazık ki elimde yok. Hani zar atmak isterdim ama bir sürü de eşyaya sahip olduğum için o kadar fazla hasar da almak istemiyorum. Kaçakçıyı direkt olarak kapatalım gitsin. Ve artık oyundaki son marketimize geldik. Boss'a doğru gidiyoruz. Bakın Grifon'un pençesi mükemmel. Bir düşmanı kapattıktan sonra rastgele bir sayı yuvası 5 azalır diyor. Bunu alalım. Burada Akurt hançeri var. Bir noktalı yuvayı tamamladığında başka bir noktalı yuvayı tamamlar diyor. Her tur bir kez. Alıyorum. Şifacının günlüğü var. Bir aşamada ilk kez zar attığında kırmızı zar atma şansın 3'e katlanır diyor. Bunu da alıyorum. Ve tamam dedim. Boss'umuz geldi. Ölümsüz gezgin. Kapatıldığında %70 ihtimali kendini açar. Eyvah. Eyvah, kendini açmak ne demek abi? Her kapatıldığında geri açılma ihtimali %10 azalır. Şimdi ben sanırım cellatla bunu kapatamam. Yani bu yetenekler bosslara işlemiyor diyebiliyorum. O yüzden ben bunu şu an kullanmayacağım. Çünkü diğer tur ölüm getiren açacakmış. Onu kapatmaya kullanabilirim. Zarımı atıyorum. Ne geldi? 5, 2 şöyle bakıyorum. Aslında hepsini kullansam mı? Ozan bunu kapatıyor mu? Bir denemek istiyorum. Ozan, evet, Ozan da bunu kapatmadı arkadaşlar. Ben burada tekrardan şu yeteneği şöyle bir açayım. Ozan'ın yeteneği aktifleşsin. Şöyle yavaş yavaş kapatmaya çalışayım. Şöyle yapayım. Bunlar elimde dursun. Bana 5 vuracak. Vursun bakayım. Ölüm getiren geldi. Peki ölüm getireni kolayca kapatabiliyorum bu arada. Evet, ölüm getireni kolayca kapatabiliyorum. Ben celladı bir kullanmak istiyorum. Yok abi, cellat da bunu kapatmıyor. Yani celladın yeteneği de bir işe yaramadı şu an. Neyse bakalım. Şöyle olabildiğince bütün zalları koyalım. Devam edeceğim. Bir tane daha ölüm getiren geldi. Önemli değil. Ben şöyle zallarımı kullanıyorum. Şöyle 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 yapalım. Şöyle yapalım. Ve Ozan'ın yeteneğini kullansam mı? Hayır. Ölüm getireni kullanacağım. Devam edeceğim. 94 canım var. Yani burada ölmem herhalde. Yani herhalde ölmem. Şöyle 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 şöyle. Bir tane de bunu kullanalım. Aslında zallarımı var ya, hani bir vardı orada, ben 6 yazan zarı oraya kullandım. Bu büyük bir hata, böyle yapmamanız gerekiyor. Ben şu an hani garanti olarak oyunu kazanacağım için biraz gelişi güzel oynuyorum. Şunu da bir kapatalım, bir susturalım. Devam. 4'ü, bu arada cellatla kapattım bunu. Ben Ozan'la kapattım zannettim ama cellata daha önceden tıkladığım için bunu direkt olarak kapattım. Yani cellatın yeteneğini aktifleştirmiş oldum. Neyse bakalım. Ölümsüz gezgini şöyle kapatalım. Gene mi açıldı? Hala açılmaya devam ediyor. Şu an ihtimali kaça düştü ki acaba? Şöyle birazcık can verelim kendimize. Şöyle devam edelim. Bu ölümsüz gezgin şu anda daha fazla ölüm getiren açamayacak çünkü yer kalmadı. Ve evet, bunun da hasarını 1'e düşürdüğümüzde oyun şu anda garanti olarak bitmiş oluyor. Benim şu an kafam rahat. Hemen şöyle her şeyi kullanalım. Birazdan kapanır ya. Birazdan garanti olarak kapanacak. Bir git kardeşim. Sen de git kardeşim. Bitti mi? Evet. Sonunda oyun bitti. Bu şekilde Dice and Fold'u zor modda tamamlamış olduk. Hemen şöyle turu bitirelim. Gerçekten tamamlayalım. Zor modda oyunu bir kez tamamladım ve bir dahaki videoda eğer tabii ki severseniz, hani devamını isterseniz, ekstra modda, daha zor modda başka bir karakterle oyunu tamamlamak istiyorum. Burada bir zinet gelmiş. Dükkan aşamasında yaygın eşyalar yerine nadir eşyalar gelir diyor. Güzel. Bunu da kullanmaya çalışırım. Eğer uygun
olursa tabii ki. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için eğlenceli bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.